haberle başlamanın gururu içerisindeyim. Çünkü Atatürk'ün bir sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik Ve ve aynı ahlaklısını zamanda severim. ahlaklısını severim. Geçen hafta bize bunu Arda Turan tabii ve çok ters köşe yapmış olmasına rağmen, bir sporcu Rağmen, olmasına rağmen, evet. ahlak dışı hareketler sergilemesine rağmen bu sözü bize tekrar tekrar hatırlatan Ampute milli takımımız değil mi? Evet, Evet. gönülden tebrik ediyoruz Gönülden öncelikle. kıl payı kaçmış bir şampiyonluk ama galiba şunu söylemek herhalde Gönüllerin doğru olur. Siz şampiyonu. gönülleri şampiyonusunuz. Ya bir Ampute. de Peki. çok özür diliyorum. Ne? Söyle Sözünü aşkım. kesin. Ne? Söyle. Yani diyor ki hayır, Dükkan senin, buyur devam et. helallik istiyor bir Çünkü can evet. bizden. Ya geçtiğimiz dönem hatırlasana biz yine bağlamıştık. Evet. Ampute vücutta bir uzvun olmaması, eksik olması aslında anlamına geliyor. Ve yani Ampute milli takımını biz zaten tabii daha önceden de biliyoruz ama 2 yıldır aktif bir şekilde onların ismini duyuyoruz ve gururla anıyoruz. Gururla Yani ne anıyoruz. demek siz bize haklarımızı Evet helal ya. edin ki bize Sen bu bu gururu ülke yaşattınız. için ayağını feda etmişsin Evet. ve bizden helallik istiyorsun. Ya bu kadar mütevazilik olur mu Ya Allah zaten aşkına? böyle kalbi olanlar gazi ya da şehit oluyorlar. Evet. Gerçekten bu mertebe başka bir mertebe. Tabii Yani ulaşmak kolay iyi değil. bir insansan kalbinde bu feraset varsa bence şehitlik mertebesine de Ne kadar erişebilirsin. güzel örnekler değil mi? Milyon eurolar kazanan futbolcularımıza, karakterlerine, hepsine o kadar güzel örnekler ki belki milyon eurolar kazanmıyorlar. Değil tabii. Belki vatan için bir organını, bir vücudundaki herhangi bir yerini feda etmiş. Onlar gerçek kahraman. Gerçek kahramanlar. Ve dünya şampiyonu olamadı diye, ikinci oldu diye helallik isteyen bir kaptan. Ben hepsiyle birebir tanıştım. Evet. O kadar güzel insanlar ki gerçekten de tanışınca da daha çok seveceğin Biz insanlar ki de hocam. kaptanımızı yayına bağladığımızda yine aynen böyle mütevazilikte, böyle bir kalple, böyle bir vicdanla seslenmişti. Evet. Yani ben bu hayattaki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Rabbim yollarını açık etsin. Tabii ki hakkınızı Amin, helal edin amin. lafını hiç üstümüze bile alınmamamız lazım. Siz bize hakkınızı helal edin. Çünkü 5 Kasım'da bir mayına basarak kaybettiği uzvunu yine 5 Kasım bana gelmiyor diyerek yani kıl Ah, payı geçmiş kıyamam. bir şampiyonluk. İnanın bizim için siz şampiyonsunuz. Kesinlikle şampiyonsunuz. Zaten Türk Gönülleri halkının şampiyonsunuz. gönlünde artık ayrı bir yerleri olan bir takım. Ve Cumhurbaşkanımızın da bir kutlaması var. Bütün devlet büyükleri kendi Twitter sayfalarında olsun, Evet. telefonla arayarak Evet. olsun kutlamalarını gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımızın açıklaması geçen yılda yapmıştı. Hatta bir araya da gelmişti. Ben yarın bir ödül törenine gideceğim. Geçen sene onlar da vardı Ankara'da Ampute. olacaksın. Bu yıl da bence olurlar. Evet, bu yıl da muhtemelen Evet. olacaklar. Bütün devlet büyükleri de olacak. Biz zaten dünkü konuştuğumuz konuyla da ilgili orada devlet büyüklerimizle görüşeceğim. Nedir Sosyal o? medya YouTuberların bu ahlaki deformasyonuyla alakalı Aynen. bir randevu talebimiz olacak. Değil mi Evet ve Ece'cim? gideceğiz. İnşallah Bir gideceğiz. arşivle, elimizde belgelerle, Evet. rahatça edilen küfürlerle. Yani bu işin peşini bıraktığımızı sananlar varsa, bugün yayın akışımızda yok çünkü. Ama her an olabilir. Çünkü zaten o kadar çok malzeme çıkarıyorlar ki Ece bir de önümüze. malzemeden ziyade biz insanların ne kadar muzdarip olduğunu, Evet. bu konuda ne kadar şikayetçi anneler ve babalar olduğunu gördük. Herkes Maalesef. çocuklarının geleceklerinden endişeli. Bu yüzden Ece ile böyle bir fikrimiz var. Hafta içi çıkar gideriz. Devlet büyüklerimizden de randevumuzu alırız. Artık konu hangi mecrada çözülecekse ona kadar gideceğiz. Bu işin Aynen. peşini bırakmayacağız tabii Aynen ki. öyle. Dün kanalın telefonları kilitlenmiş. Evet. Yapımcının keza öyle. Seni de Hepimiz beni de birçok kilitlendik. YouTuber aradı bizi yayın sonrasında. Evet. Ve bu YouTuberlar da diğer YouTuberlardan şikayetçi olan YouTuberlar. Evet. Diyorlar ki yani o kadar Çürük elma. evet o kadar küfürler ediliyor. Çocuklara kötü örnek olunuyor ki bu dün bahsettiğimiz özellikle 3 isim. Onlardan muzdarip olan isimler de şikayetçi olacağını söyledi. Çok Çok enteresan. enteresan. Ben diyor benim çok samimi bir dostum Gül. Ben YouTube'da sadece doktorlarla sohbet ediyorum ve insanlara faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama YouTuber'lar deyince ben de o kategoriye bunlarla Evet. giriyorsam yazıklar olsun dedi yani. Aynen öyle. Onu mutlaka Yok yok ayırmamız lazım faydalı bizim de. olanları ayıracağız tabii ki. Çünkü diğerlerinin hiçbir faydası yok. Yani bir bakayım dedim küfürden başka hiçbir şey Evet. konuşmuyorsunuz Üç ama. tane küfür üzerinde bir de. Evet bu bravo 3 küfür var mecbur onu Dördüncü de söylüyorlar. yok Dördüncü de ya. yok yani 3 küfür de birden. Peki.